Elizabeth Warren'ın mektubu üzerine konuşacağız. Ve buna gelen yanıttan bahsetmeye çalışacağız diyebilirim. Bu şekilde kripto düşmanı Warren'ın sert mektubuna. Bu arada Warren aşırı derecede kripto düşmanıdır. Yani kripto paralarla alakalı iyi düşünmeyen mevcut ABD hükümeti içerisinde tabii çok fazla kişi var. Ama şöyle de bir problem var. Elizabeth Warren ya diğer hükümet üyelerine göre çok daha farklı birisi. Aşırı derecede agresif, aşırı derecede yüksek şekilde büyük bir fudurdur. Hiç böyle şudur budur o yok. Direkt diyor ki kripto paraları yasaklayalım. Yani kalıcı yasak getirelim. Çin'in politikasını savunuyor. Çin'deki gibi yapılması gerektiğini savunuyor. Diyor ki yok arkadaşlar uğraşmanın anlamı yok. Direkt diyor bunları yasaklamak gerekecektir. Şeklinde bir bakış açısına sahip. Elizabeth Warren dediğimiz kişi. Ve tabi bu da ters. Ya ABD'de bu tarz bir şey olmaz. Tutup asla bir kripto paraları, sadece kripto paralar değil, herhangi bir şeye net bir yasak olmayacaktır. Bu şekilde. Ha, bu tabii ki hususi spesifik bir şirkettir, şudur budur yani yapılan hususi o ayrı. Burası bir sektör. Hani internet ortamında da var problemler. Ama ortada bir teknoloji var. Bir teknolojiyi hiçbir zaman bu şekilde karşılamazlar. Dolayısıyla sıkıntı yok. Ama Elizabeth Warren tarzındaki isimler piyasanın üstüne burada öyle bir gidiyorlar ki zaten görüyorsunuz yani. Büyük bir aşırılık durumu söz konusu. Yasaklayalım diyor. Evet. Yasaklayalım demenin haricinde tabii aynı zamanda ara ara yaşanan farklı olaylarda da kripto paraların sürekli aleyhine iş yapıyor. Mesela Binance'ın tokatlanmasında çok ciddi bir rol oynar. Elizabeth Warren. Ha, bundan kaynaklı olarak tabii içim acıyor mu? Tabii ki acımıyor. Yani Binance da sağlam ayakkabı değildi. Hani Elizabeth Warren istedi diye tokatlanmadı Binance tabiri caizse. Gerçekten suçlu olduğu için tokatlandı. Ama şunu da dile getirmek lazım. Aynı zamanda yani buradaki Elizabeth Warren çok fazla problemi de farklı problemi de yaşattı. Örneğin Hamas-İsrail savaşı başladı. Elizabeth Warren diyor ki kripto paralar diyor Hamas tarafından kullanılıyor. Bunu söylüyor. Hamas kripto paraları kullanıyor. Ya yani millet de çıktı dedi ki ya arkadaşım ne alakası var? Şimdi Hamas dolar da kullanıyor ki Hamas'ı terör örgütü olarak tanıdığı için o şekilde vuruyor. Hamas kullanıyor. E tamam da dolar da kullanıyor Hamas. Bildiğin ABD doları kullanıyor. Onu ne yapacaksın? Tamam mı? O ne olacak peki? O zaman ABD dolarını da kaldır. Hatta iddia ediyorum. Hamas bir birim eğer ki kripto para kullandıysa iddia ediyorum en az 20 katı ABD doları kullanmıştır. Bu durumda ne olacaktır? İkincisi tabii ki her ülke tabii ülkeden ülke terör örgütü kavramı ya da terör örgütü diye tanınan örgütler, gruplar değişiyor. Birinin tanıdığını öteki tanımıyor. Ötekinin tanıdığını diğeri tanımıyor. Öteki falan filan. Muhabbetleri. Değişim gösteriyor yani çok fazla. Ama bunların burada kullanılıyor olması, onların yasaklanması gerektiği anlamı gelmiyor. Bak ben diyorum ki adamlar silah da kullanıyor. Doğru mu? Silahın suçu var mı? Sen de silah kullanıyorsun. Yani buna benziyor biraz. Ya da adam geliyor senin kafana sopayla vuruyor. Sen suçu adamda aramıyorsun. Sen suçu sopada arıyorsun. Ya sopa vurmadı senin kafana. Sopa bir şey yapmadı. Adam sopayla senin kafana vurdu. Evet. O yüzden bunu anlamak lazım. Ama bu kadar saçma bir şeyi kripto paraları kullanıyor diye ortaya çıkardığı zaman millet de arkasından alkış tutuyor. Bak ne için kullanılıyor falan. Telefon da kullanıyorlar arkadaşım. Telefonları da yasaklayın. Öyle olmaz. Dolayısıyla Elizabeth Warren büyük bir fudurdur. Sezle şu anda Ripple davası esnasında, şey Ripple diyorum. Elon Musk davası var biliyorsunuz ki.
Elon Musk'ı SEC'e şikayet eden Elizabeth Warren'dı. SEC'e şikayet etti. Olayın üstüne SEC, Elon Musk ve Tesla ile alakalı soruşturma başlattı ve davalık oldular. Evet, Elizabeth Warren az değildir yani. Hiç az değildir hem de. CoinCenter'dan aynı sertlikte cevap. SEC'in Bitcoin spot ETF'lerini onaylamasını tüm çabalarına rağmen engel olamayan ve onaydan sonra da bu kararı yanlış bulduğunu dile getiren ABD'li senatör Elizabeth Warren, kripto dünyasından da sert tepkiler almaya başladı diyor. Ya bu karı yüzünden zaten kadar problem oldu. Onayladıktan sonra Gary Gensler'ın üstüne öyle bir gitti ki herif de piyasaya çattı. Kendini aklamak için, kendi şeyinden, kendi siyasi tarafından kendini aklayabilmek için eleman da bu gidiyor Gary Gensler'a sövüp sayıyor. Gary Gensler da orada kendini şey yapmak için, kanıtlamak için gelip piyasaya sataşıyor. Yani olan piyasaya oluyor bu sefer. Warren'ın Aralık ayı içinde diyor CoinCenter, Coinbase gibi birçok kurumda olduğu kripto dünyasına yazdığı sert mektup CoinCenter tarafından ciddiye alınmadı. Bu mektubunda kripto paraların terörizmin finansmanı kullanılmasını engellemek için yaratılmış olan birçok sağduyulu kuralı, hatta kripto şirketlerin karlarını azaltacak olan bu kuralları baltalamak için çalışmalar yapılıyor. Çok kripto şirketi eski hükümet yetkili ve çalışanlarını işe alıyor. Şirketler kendilerini meşru göstermek için milyon dolarlar harcıyor demişti. Cevap vermeyeceğiz, zorunda da değiliz. Kripto dünyasının saygı değer ve kar amacı gütmeyen kurumlarından biri olan CoinCenter ise Warren'ın mektubuna tepki gösterdi. Yapılan açıklamada Warren'a resmi cevap verilmeyeceği kaydedildi ve şu ifadeler kullandı. Sayın Warren'ın sağduyulu kurallar olarak ifade ettiği maddeler adaletsiz ve anayasaya aykırıdır. Nedenle yaptığımız çalışmalardan dolayı özür dilemeyeceğiz. Politik amaçlarınız için insanlar üzerindeki denetiminizi artıracak olan bu acımasız ve anayasaya aykırı olan kurallara karşı çıkan çalışmalarımızı önyargılarınızla diyor bozmaya çalışırız. Evet. Ya bunlar önceki videoları girip izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz ABD seçimleri üstüne konuşmuştuk. İşte ABD seçimleri niye önemli? Bunların gitmesi için önemli. Sürekli bu tarz muhabbetler. Ya bunlar gitse ortada bir şey kalmayacak çok fazla. Sürekli çıkıp bomboş konuşan bir kadın var. Yani başka kişiler de var yani. Tek olsa iyi. Kadın, adam, ya bir sürü birileri var yani. Yasakla şöyle oldu, yok işte böyle oldu, bilmem ne oldu. Sürekli aynı muhabbetler dönüyor. Ya bir yeri SEC'e şikayet ediyor, ötekini CFTC'ye şikayet ediyor, mahkemeye veriyor ötekini bilmem ne. Tarzında saçma sapan işler. Durum bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.